Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Set sayısına hoş geldiniz. Set sayısında bu hafta Vestel ve Nus Sultanlar Ligi'nde 7. haftanın röntgenini çekeceğiz. Rüya takımı sizlerle paylaşacağız. 7. haftada neler oldu ekranlarınıza getireceğiz. Haftanın enlerini tabii ki paylaşacağız ve her zaman olduğu gibi yine bu akşam bir stüdyo konuğum var. Galatasaray'ın milli oyuncusu Aslı Kalaş bizimle birlikte. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında oldukça yoğun bir dönemden çıktınız. Evet. Bugün neyse ki izin gününüzdü. Ben seni alıp getirebildim. Öncelikle geldiğin için teşekkür ediyorum tekrar. Çok ben yoğun bir periyoddan çıktın çünkü değil mi? Evet, yani yaklaşık bir herhalde 15-16 gündür bu yaptığımız ilk off günümüz. Bir ay içerisinde ben oynadığımız maç sayısını artık bilmiyorum gerçekten. Yani 3 günde bir maç yapıyoruz. Gerek Avrupa maçı olsun, gerek lig maçları olsun. Bayağı yoğun bir tempo içerisindeyiz. Dün de Targoviç'e ile oynadınız, evet. Ve dün 3-0 kazandınız ev kupasında. Geçen hafta ilk maçı da deplasmanda kazanmıştınız. Dün evinizde kazandınız. Ataman Güneyligil de size izin verdi. Belki de bu turu geçtiğiniz için izni koparabildiniz. Ne dersin? Ya izin zaten açıkçası olacaktı. Çünkü herkes artık çok yorgundu. Targoviç'te maçını da rahat bir şekilde bitirdiğimiz için, geçtiğimiz için çok mutluyum. Çünkü açıkçası orada biraz zorlandık Romanya'da. Fakat kendi burada oynadığımız ikinci maç daha rahat geçti. Şimdi önümüzdeki maç bir tane Slovenya takımı var, Maribor. Bir tane Rusya takımı var. İlk maçı Krasnoyarsk. Rusya, Krasnoyarsk, evet. İlk maçı Rusya takımı almış. İkinci maçı sonucuna göre diğer rakibimiz de Avrupa Kupası'nda belli olacak. Onu bekliyoruz. Büyük ihtimalle sanki görünen o ki Rusya'ya gidecekmişsiniz, evet, gibi, evet. Bir his var, ben de biz bilmiyorum. Biz de öyle tahmin ediyoruz. Zor bir uçuş olacak, uzun bir yol. Bayağı uzun bir yol. Moskova aktarmalı olacak zaten. Biraz da soğuk olacak. Bayağı soğuk olacak gibi düşünüyoruz. Fakat şu an İstanbul da çok soğuk zaten. O yüzden evet. Bizi o hava şartlarına alışacağız gibi gözüküyor bu İstanbul havasından dolayı. Tabii siz şimdi bu sene özellikle Sevgi Kupası'nı kazanmaya odaklanmış bir, evet, ekipsiniz. 2016'da, evet, oynadığınız bir final var. Krasnodar'a kaybettiğiniz bir, evet, final maalesef vardı. O finali hatırlıyor musun? Neler yaşadınız o finali kaybettikten sonra? Çünkü Galatasaray'a baktığımızda voleybol takımları dışında hemen hemen bütün branşlarda Avrupa ve Dünya şampiyonluğu kazanmış, evet, bir kulüp. Voleybolda da bunu çok istediklerini biliyorum. Evet, yani özellikle bu sene erkek takımımız da Sev Kupası'nda mücadele ediyor. Ve istenen şey hem erkekte hem bayan takımında Avrupa Kupası'nı kazanmak. Çünkü basketbol kadın erkekte olsun, futbolda olsun Avrupa kupalarımız mevcut. Bu sene istenen iki takımda da voleybol branşında kupayı kaldırmak. Bundan önceki final maçına gelirsek Sev Kupası'nda Krasnodar'a karşı oynadığımız ilk maçı burada 3-2 kazanmıştık. Kendi evimizdeydi. Fakat 3-2 kazandığımız için oradaki maçın zorlu geçeceğinin bilincindeydik. Çünkü onların 3-0 veya 3-1 kazanması kupayı kaldırmalarına yetiyordu. 3-2 kazansalar da altın sete gidecekti. Nitekim de öyle de oldu. 3-0 kazandılar. Orada maça hiç girememiştik ve ben çok üzülmüştüm. Bu bir nevi bende içimde hala bir acıdır. Ondan önce sonraki sene de yine yarı finalde bizi bir Rus takımı elemişti. Kazandı. Rus takımlarına karşı bir çaresizliğimiz var, bilmiyorum. İnşallah bunu aşacağız ve bu sene o kupayı kaldıracağız diye düşünüyorum. Bu sene zaten en büyük istek Sevgi Kupası'nı kaldırmak. Galatasaray, evet, kulübünde, evet, hedef de bu yönde çizilmiş durumda. Evet. Kadro belki geçtiğimiz yıla oranla biraz zayıfladı diyebilir miyiz bilmiyorum. Sen de söyleyeceksin. İki yabancı ile oynuyorsunuz bu sezon. Yani, tabii yabancı sayımız daha az geçen seneye göre. Kadromuz daha genç. Yani geçen sene çok daha tecrübeli oyunculardan oluşuyorduk. Neslihan gibi. Onun bu sene daha genç bir kadroyuz. Ama genç olmamız demek bence daha savaşçı olmamız demek. Yani daha böyle başarıya aç bir takım olmamız demek. Ama bazen de genç olmak, dün de 16 yaşında altyapıdan yetişen bir, evet, arkadaşınız oyuna dahil oldu. Evet, Elif Su. Elif Su. Lig maçında da aslında zaman zaman onu kullanıyor. Lig maçlarında Ataman Güneyligil, evet, oyunu ara ara sokuyor. Elif Su'yu da ısındırıyor. Aslında bir anlamda da tecrübesizlik demek değil mi genç oyuncu? Hata yapmak anlamına gelmiyor mu genç oyuncularla da oynamak? Veya hata marjını biraz yükseltmiyor mu? Öyle zaten açıkçası. Mesela normalde yapılması gerekenden çok daha fazla basit hata yapıyoruz maçlar içinde. Ya bunun ben maçlar oynadıkça azalacağını düşünüyorum. Çünkü eğer zaten başarı istiyorsak devam etmemeli. Yani çünkü normalde set başına bir takımın yapması gereken basit hata sayısı maksimum 5'tir.
Biz her sette, her maçta 5'in üstüne çıkıyoruz. Bunu düşürmemiz gerektiğini zaten teknik ekip zaten bizi bu konuda hep uyarıyor. Biz de oyuncular olarak farkındayız. Onun üstüne çalışmamız gerekiyor. Ve de duyduğum kadarıyla bu hatalar azalsın diye biraz fazla antrenman yapıyormuşsunuz, doğru mu? Evet, antrenman sayımız, antrenman tempomuz oldukça yüksek. Haftada yaptığımız antrenman sayısı da yükseldi. Çünkü birkaç tane açıkçası istemediğimiz mağlubiyet aldık. Bunların olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem oyuncular olsun hem teknik ekip olsun. Çalışıyoruz bol bol. En azından Avrupa'da işler şimdilik yolunda gidiyor. Biraz evet. Lige dönelim istersen. Ligde öncelikle 7. haftanın panoramasını getirelim ekranlarınıza. 7. haftada neler olmuş sevgili seyirciler? Sonrasında Aslı Kalaş'la sohbetimiz devam edecek. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 7. haftası geride kaldı. Haftanın en çekişmeli maçında ligin yeni ekiplerinden Türk Hava Yolları Çanakkale Belediyespor'u ağırladı. İlk seti ev sahibi ekip 25-16 kazanırken Çanakkale Belediyespor 25-21 kazandığı ikinci setle skoru eşitledi. Üçüncü sette bir kez daha Türk Hava Yolları rakibine üstünlük kursa da ligde zor günler geçiren Çanakkale temsilcisi dördüncü seti kazanarak maça bir kez daha denge getirdi. Maçın galibini büyük heyecana sahne olan final seti belirledi. Bu seti 15-12 kazanan Türk Hava Yolları maçtan 5 sette galibiyetle ayrılırken Çanakkale Belediyespor maçı kaybetse de en azından bir puanla şehrine döndü. Maçın en skorer oyuncusu Türk Hava Yolları'nda 34 sayı üreten Aneta Havliçkova oldu. Ligin ilk 6 haftasını set kaybetmeden lider geçen Eczacıbaşı Vitra 7. haftada da hız kesmedi. Ligin yeni ekiplerinden karayollarını İstanbul'da konuk eden Turuncu Beyazlılar maçtan 3 sette galibiyetle ayrıldı. Karayolları bloklarda rakibine 7-4 üstünlük kursa da hücumda istediği oyunu oynayamadı. İlk 7 haftanın ardından henüz rakiplerine set vermeyen Eczacıbaşı Vitra bu galibiyetle liderliğini sürdürürken karayolları 4 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı. Son şampiyon ve bu sezonun da en büyük favorilerinden Vakıfbank 7. haftayı Ankara deplasmanında geçirdi. Halkbank'a karşı maçı baştan sona üstün götüren Sarı Siyahlılar, mücadeleden 25-18, 25-12 ve 25-21'lik setlerle galip ayrıldı. Özellikle bloklardaki üstün performansıyla dikkat çeken Vakıfbank, bu alanda rakibine 15-3 üstünlük kurdu. Vakıfbank'ın milli oyuncusu Ebrar Karakurt, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Milena Raşiç de 14 sayıyla oynadı. Son haftaların formda takımı Beşiktaş 7. haftayı Beylikdüzü deplasmanında geçirdi. Üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı voleybolla dikkat çeken siyah beyazlılar, Kameroğlu Beylikdüzü voleybol ihtisas deplasmanında da hız kesmedi ve maçtan 21, 21 ve 17'ye karşı kazandığı setlerle galip ayrıldı. Mia Yerkov ürettiği 20 sayıyla takımının galibiyetinde kilit rol oynadı. Bu sonuçla Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini alırken, Beylikdüzü ekibi de ligde 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'u İstanbul'da ağırladı. Aydın ekibi sadece 3. sette rakibine direnebilirken, Fenerbahçe maçtan 25-15, 25-20 ve 27-25'lik setlerle galip ayrılan taraf oldu. Ev sahibi ekip rakibine bloklarda 6-3, hücumda da %45'e %33 üstünlük kurdu. Fenerbahçe ligde 5. galibiyetini alırken, lige 3 galibiyetle başlayan Aydın ekibi üst üste 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 7. haftanın en geç başlayan maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Heydeyi Sigorta'yı Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda konuk etti. Maçta ilk 2 set oldukça dengeli geçti. Bu setleri tecrübeli oyuncularının hücumdaki etkili performansıyla 25-23 ve 26-24 kazanan Galatasaray Heydeyi Sigorta, 3. sette daha rahattı. Bu seti de 25-19 kazanan Sarı Kırmızılı ekip maçtan 3 sette galip ayrıldı. Galatasaray'da Hande Baladın 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Nilüfer Belediyespor'da Aleksandra Bitsenko'nun 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. 7. haftada yaşananları getirdik ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Aslı Kalaç bu hafta stüdyo konuğumuz. Aslı, aslında
Ligde bir periyot sizin için gerçekten son derece kötü geçti. Üst üste aldığınız 4 mağlubiyet vardı ki bu pek de beklenen bir şey değil Galatasaray gibi bir takımdan. O bölümde bir travma yaşadı mı takım? Neler oldu takım içinde? Nasıl reaksiyon verdiniz? Sonrasında o kötü gidişi nasıl durdurdunuz? Tabii ki de ufak bir travma oldu. Çünkü dediğimiz gibi özellikle Karayolları ve Beşiktaş maçları fazla beklenmedik mağlubiyetlerdi. Ondan sonra ardından gelen Vakıfbank ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinden sonra da doğal olarak biraz motivasyonda düşüşler oldu. Özgüveni azaltıyor mu mesela bu yenilgiler, özellikle beklenmeyen mağlubiyetler? Azaltıyor. Mesela ondan sonra Fenerbahçe maçından sonra Aydın maçımız vardı. Açıkçası kendi adıma konuşayım, çok gergin çıktım maça. Çünkü ondan önce Aydın gibi eşdeğer bir takım olan Karayolları ve Beşiktaş'a yenildik. O yüzden çok gergindim. Biraz özgüveni etkiliyor. Aydın da iyi başladı sezona. Evet, evet. Bir de onun da gerginliği vardır. Evet. Üst üste 3 maç kazanarak lige girdiler. Dominikli aynen. oyuncuları son derece etkili oynuyordu mesela. Aynen. Rakibin de gücü biraz çekince yaratmış olabilir sizde. Evet, kesinlikle. Yani çekinceli oluyor insan. Antrenmanda bazen motivasyon eksiklikleri oluyor. Hani çok çalışıyoruz, bunu neden maça yansıtamıyoruz düşüncesi oluşuyor. Fakat onu ben aştığımızı düşünüyorum. Hatta Aydın maçından başlayarak bu günden güne daha iyi gidiyor bence. Dediğim gibi bence maç oynaya oynaya daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Özellikle ilk devre bittikten sonra ikinci devrede daha oturmuş bir Galatasaray takımı göreceğiz diye düşünüyorum. Mesela mesajlar da geliyor Galatasaraylı taraftarlardan. Daha iyi performans göstereceklerine inanıyoruz demiş Alper Akkuş mesela. Takım daha iyi bir yola girecek evet, diyorsun sen de değil mi? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani bence yükselme ivmemizi yakaladık. Yükselişe geçmeye başladık. Böyle de devam edecek, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Lig bu sene çok çetin geçiyor. Özellikle ligin yeni takımlarının da beklenenin üzerinde performans gösterdiğini evet. Söyleyebiliriz değil mi? Evet, yani mesela kolay maç diye bir şey yok artık. Evet. Eskiden belki 2-3 sene önce, sezon önce mesela bir Vakıfbank takımı Karayolları ligde olsaydı onlara karşı belki kolay maç gözüyle bakabilirdi. Fakat bu sene Karayolları Vakıfbank'ta 3-2 oynadı mesela. Yani herkes birbirini, her takım diğer takım yenebilecek güçte. Yani bu tamamen aslında Türk voleybol seviyesinin ne kadar arttığını gösteriyor. Yani her takım birbirine çok yakın eşlerdi. Tamam belki bazı takımlarda daha star yabancı oyuncular var ama bu biraz da mesela servis kalitesiyle ilgili diye düşünüyorum ben. Mesela evet. Karayolları çok iyi servis atan bir takım. Bu hafta oynadığımız Nilüfer Belediyesi çok iyi servis atan bir takım ve bizi çok zorladılar servis karşılamada. Yani bütün takımların birbirine eşdeğer olup birbirini zorlaması çok güzel. Yani liga, bizim Türkiye Ligi'nin geliştiğini gösteriyor. Hem yerli oyuncularımız son derece iyi performans evet. sergiliyorlar bu sene. Hem altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız son derece iyiler ki çok fazla süre almaya başladılar. Evet. Galatasaray'da süre alıyorlar. Vakıfbank'ta süre alıyorlar. Evet. Diğer ekipler, koçlar süre veriyor bu oyunculara. Ve de bu sene bakıyorum iyi yabancı transferleri de var. Ve takımlar gerçekten son derece güçlü bu sezon ligimizde ve her takımı yenebiliyor. İstersen haftanın enlerine de bakalım. İstatistiklere gidelim sevgili seyirciler. Sonrasında tekrar burada olacağız. İstatistiklere bakalım. Acaba istatistiklerde öne çıkan oyuncular kimler? Geliyor ekrana. Aneta Havlíčková Türk Hava Yolları'nda 34 sayıyla oynadı. Takımının 5 setlik galibiyetinde önemli pay sahibiydi. Marta Sobolska özellikle yaptığı bloklarla dikkat çekiyor. Çanakkale Belediyesi'nde 6 blokla oynadı bu hafta. Marta Sobolska en fazla blok yapan isimdi ve Fenerbahçeli Samantha Bricio, Meksikalı oyuncusu, Fenerbahçe'nin tam 7 ace attı bu hafta ve haftanın en fazla ace atan oyuncusu oldu Samantha Bricio. Sevgili seyirciler, sezon başından bu yana zaten Samantha Bricio attığı etkili servislerle belki bu hafta hücumda iyi oynayamadı ama ace'leriyle yine takımına çok büyük katkı verdi. Kısa bir araya gidelim Aslı, sonrasında tekrar birlikte olacağız.
Set sayısı devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ın milli oyuncusu Aslı Kalaç bu hafta stüdyo konuğumuz. Hem 7. haftayı konuşuyoruz hem Aslı'nın kişisel performansını, takım performansını değerlendiriyoruz, kariyerini değerlendiriyoruz. Aslı, Galatasaray'la devam edelim istiyorum. Çünkü Avrupa'daki hedefi ortaya koyduk. Avrupa'da şampiyonluk istiyor. Galatasaray Sevgi Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyor. Ligde ne gibi hedefleri var Sarı Kırmızılı ekibin bu sezon? Gerçekten çünkü az önce bahsettik, çok zor bir ligimiz var. Evet, yani zor bir ligimiz var. Tabii ki de ligde de hedefimiz yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Yani biz bundan 2 sene önce de mesela çok güçlü bir kadroya sahip olan Vakıfbank'ı yarı finalde playofflarda yendik. Orada final oynadık. Yani bu şekilde hani biz sadece savaşmayı ele alıyoruz burada. Yani bu şekilde istediğimiz oyunu sahaya koyduğumuz takdirde neler yapabildiğimizi gösteriyoruz ve amacımız bu. Hani yapabileceğimizin en iyisini yapmak, savaşarak. Yani her maçtan sonra en azından biz çalıştığımızı tam anlamıyla sahaya koyduk ama olmadı diyebilmek. Yani, gönül rahatlığıyla başınızı yastığa koymak değil mi gece? Aynen öyle. Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı. Aynen öyle. Çünkü bazen gerçekten yapabilecek bir şey olmuyor. Hani rakamların konuştuğu durumlar olabiliyor. Öyle olunca yapacak bir şey yok gerçekten. Peki voleybol dışında günlerin nasıl geçiyor? Gerçekten sezon içinde yoğun bir antrenman programınız var. Bunu biliyoruz. Avrupa Kupası maçlarınız var. Bu sene de Dünya Şampiyonası olduğu için lig geç başladı. Geç başladığı için de 3 günde bir maç oynamak zorunda kaldınız ilk haftalarda. Ama mesela off günlerinizde, boş günlerinizde veya devre arasında yazın, boş anlarında neler yapıyorsun? Ben ailemden ayrı yaşıyorum. O yüzden off günlerinde olabildiğince ailemin yanına gitmeye çalışıyorum. Mesela bugün de oradaydım sabahtan beri. Onun dışında yazın zaten genelde milli takım programlarımız oluyor ve milli takım programları da çok yoğun oluyor. Gerçi bu yaz mesela Temmuz ayımız boştu. Yani bulabildiğim yazın en ufak boşlukta tatile gitmeye çalışıyorum. Bir deniz, güneş görmeye çalışıyorum. Kafayı boşaltmak önemli değil mi sezon öncesi? Aynen. Aslında bazen vücut yorgunluğundan çok kafa yorgunluğu oluyor. Hani orayı sıfırlamak önemli oluyor. Olabildiğince hani boş zamanlarımda orayı sıfırlamaya çalışıyorum. Çünkü kafa olmadıktan sonra yani istediğimiz kadar çalışalım hiçbir önemi olmuyor açıkçası. Aslında bu yoğun takvimde genellikle oyuncular bana hep şunu söylüyorlar. Fiziksel yorgunluktan ziyade özellikle kazanmak zorunda olan bir takımın oyuncusuysa mental yorgunluk daha fazla bizi etkiliyor diyorlar. Evet, kesinlikle öyle oluyor. Yani mesela işte demin dediğimiz gibi beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. O dönemden sonra da hani tekrar galibiyet almak için kendimizi hem vücut olarak hem kafa olarak çok zorladık. Ondan sonra açıkçası bu boş günü mesela güzel geldi yani. Hani biraz böyle voleybolu düşünmemek. Hani onu orada da voleybol çıkarıp programına konuk oldum. Olsun, en azından bu saate kadar voleybolu düşünmedim. Düşünmedim evet. Peki tabii şunu da çok merak ediyorum. Voleybol dışında ne gibi sporlarla ilgilenmeyi seviyorsun? Mesela yüzmeyle başladığını biliyorum senin spora. Yüzmeden voleybola geçtiğini biliyorum. Başka ilgilendiğin spor dalları var mı? Açıkçası basketbol izlemeyi severim. Onun dışında arada bir tenis izlerim. Futbol sevmem. Futbol pek taraftarı değilim diyelim. Onun dışında ama yok açıkçası. Basketbol ve tenis genellikle izlerim. Maçlara gidiyor musun peki basketbol maçlarına? Yok, genelde evden izlemeyi tercih ediyorum. İzlemeyi tercih ediyorsun. Çünkü gitmek de belki biraz yorucu olabiliyormuş İstanbul trafiğinde değil mi? Kesinlikle. Haftanın en derini getirdik ekranlarınıza sevgili seyirciler. Haftanın bir röntgenini çektik az önce. Her maçta neler yaşandı ekranlarınıza getirdik. Haftanın rallisi ve bloğu köşemizde sıra. Haftanın rallisi gelsin ekrana. Sayı bitmedi. Bir hücum şansı daha buluyor şimdi ev sahibi ekip. Özge kısa oynadı. İkinci şans geldi. Su ama değerlendiremiyor. Şimdi bir blok. Özge'den döndü top. Bu sefer belediye adına bir hücum şansı. Pas iyi olmadı. Fakat Ece olabildiğince iyi değerlendirdi o pası. Yine hücum şansı buluyorlar. Cansu bu sefer 2 numaradan hücum ettirdi. Melis sayı bitiremedi. Güzel ralli sürüyor. Çok sert bir smaç. Yine Çanakkale Belediye hücumunu bu izleyeceğiz. Cansu
Birgül plase yapmak durumunda kaldı. Derin manşetle pasörlük yapıyor. Bu sefer belediye hücumu ve son noktayı koyan Ece Hocaoğlu. Yasemin. Nikoliç bu sefer alıyor. Smaçta da Nikoliç var. Blokta ise Dominika Sobolska. Haftanın rallisini ve bloğunu da getirmiş olduk sevgili seyirciler ekranlarınıza. Aslında tabii yüzmeyle başladın dedik, voleybola devam ediyorsun. Peki voleybolcu olmasaydın acaba ne olurdun? Hiç düşündün mü? Böyle bir kariyer planlaması önceden yapmış mıydın? Ya ben açıkçası spordan önce dersleri çok iyi olan bir öğrenciydim. Hı-hı. Ve çalışkandım da yani. Mesela sabahları okul saatimden erken uyanıp, 1-2 saat erken uyanıp ders çalışırdım yani. Hı-hı. Severdim çalışmayı. Ya büyük ihtimalle bir planlamam olmamıştı. Hani şunu kazanırım, bunu kazanırım diye. Hı-hı. Ama kendimden emindim. Yani eğer spor olmasaydı çok iyi bir yere gelebileceğimi. Tamam belki tıp okumazdım ama hı-hı, zaten hani istemezdim tıp okumayı. Bilmiyorum. Matematik zekası var mıydı mesela? Matematiği sever aslında miydin? Aslında matematik zekam yoktu. Matematiği hı-hı, tamamen çalışarak yapıyordum. Hı-hı. Yani mesela... Bir mühendis olabilir miydin diye soracaktım. O yüzden söyledim. Yok mühendis olmazdı diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani ama dediğim gibi matematiği çalışarak yapıyordum. Mesela abim öyle değildir. Matematik zekası vardır. Hı-hı. Hani çalışmasa bile yapar. Hı-hı. Benim öyle değil ama tamamen çalışma odaklı matematikte başarı elde ediyordum yani. Peki unutamadığın bir maç var mı diye soracağım. Çok önemli maçlar oynadın. Yıldızlar'da hı-hı, dünya şampiyonu oldunuz. Gençler'de Avrupa şampiyonu oldunuz. Bu maçlar tabii unutamadığın maçlardır diye düşünüyorum. Hı-hı. Galatasaray'la oynadığın maçlara bakıyorum. Şampiyonlar Ligi Final Four'u var. Krasnodar'la az önce konuştuk. Sevk Kupası finali var. Fenerbahçe'yle oynadığınız final serisi var ligde. Evet. Çok maç vardır ama hangisi unutamadığın maç? Veya başka bir maç da olabilir bilmiyorum. Benim aklıma gelen senin oynadığın önemli maçlar bunlar mesela. Vallahi çok maç var unutamadığım. Bazıları içimde acı olarak yer ediyor. Bazıları mutluluk olarak. Mesela bir tane mutlulardan örnek vereyim. Geçen yaz U23'te biz Ataman abi önderliğinde şampiyon olduk. 23 yaş altı dünya şampiyonasında milli takımda. Orada mesela yarı finalde biz yeniliyorduk. Orada usul biraz değişikti. 4 seti alan maç kazanıyordu. Ve sayılar 15'e kadardı. Ve biz orada yarı finalde Domini'ye karşı oynuyorduk. Orada mesela 3-0 gerideydik. Yani sadece 15 sayıları vardı final oynamak için. Finale çıkıyorlardı. Takımındaki en büyüklerden biri bendim. Mesela Ebrar falan vardı. Onlara diyordum ki kızlar umudumuzu kaybetmeyelim. Savaşmaya devam etmek lazım. Evet. Alabiliriz. Hiçbir şey bitmiş değil diyordum ama aslında benim içimdeki duygular da 50-50 idi yani. Hani ben de onlara bunu söylüyordum ama içimde buna güven, inancım o an tam değildi yani. Çünkü sadece 15 sayı ve normalden uzak olduğumuz bir sistem. Sadece o dönem bunu yaşadık. Hani zor bir sistem o gerçekten 15 sayı üzerinden set almak, 4 set maç oynamak. Fakat biz oradan ne yaptık ne ettik geri geldik ve maçı aldık. 4-3 maçı aldık. Ondan sonra da finalde Slovenya'yı yendik ve kupayı kaldırdık. Mesela bu unutamayacağım mutlu anlardan bir tanesi. Gerçekten mükemmel. Şöyle bir bakıyorum kariyerine. Milli takımla 2 dünya şampiyonluğun var. Bir de Avrupa şampiyonluğun var. Değil mi? 2 Avrupa, 2 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğun var. Doğru. Evet. Olağanüstü bir kariyer aslında milli takımla baktığımızda. Gençler de olsa son derece önemli bir kariyere sahipsin. Teşekkür ederim. Yani bunun inşallah devamı A milli takımda da gelir diye düşünüyorum. Hı. Çok istiyorum çünkü yani hem yıldız kategorisinde hem genç kategorisinde hem 23 yaş altı kategorisinde madalyalarım ve kupalarım var. Hedefim bunu A milli takımda da kazanmak. Hı. Ayrıyeten mesela olimpiyata gitmek. Yani en herkesin hayali. Hayalimdir evet. Olimpiyata gitmek. 2027'de az kaldı. 1,5 evet, sene var evet, yaklaşık. Evet. Yavaş yavaş olimpiyat heyecanı da hem sporcular başlıyor, hem de tabii ki biz spor insanlarını, gazetecileri sarmaya başladı. Bir de haftanın rüya takımını getirelim ekranlarınıza isterseniz sevgili seyirciler. Haftanın rüya takımına bakalım. Haftanın rüya takımında ilk kez oldu bu. Stüdyo konuğumuz rüya takıma girdi. Orta oyunculardan biri bu hafta rüya takımda. Stüdyo konuğumuz Aslı Kalaç.
Galatasaray'dan Ederdem Dündar, Fenerbahçe'den orta oyuncular olarak rüya takıma girdiler. Pasör Arelia, Karasoy Beşiktaş'tan, pasör çaprazı Eczacıbaşı Vitra'dan, Gözde Yılmaz, Hande Baladın yine Galatasaray'dan smaçör pozisyonunda haftanın rüya takımına giren isim. Mia Yerko Beşiktaş'ın smaçörü rüya takıma girmeyi başardı ve Simgah Közde Eczacıbaşı Vitra Liberosu haftanın rüya takımına giren Libero. Haftanın rüya takımını da ekranlarınıza getirmiş olduk. Önemli bir kariyere sahipsin dedik. Şu anda da Galatasaray'da oynuyorsun. Çok iyi bir takımdasın. Peki yurt dışına gitme planların var mı? Hiç düşündün mü? Veya hiç teklif geldi mi? Yani önceden mesela hayallerimden biriydi yurt dışında oynamak. Ben 18 yaşlarındayken 18-19. Fakat şu an düşünmüyorum diyebilirim. Çünkü ligimiz gerçekten Türkiye Ligi şu an Dünya Voleybol Liglerinde en iyilerden bir tanesi. O yüzden kendi ülkemde kalmayı tercih ederim. Çünkü bunun aynı zamanda psikolojik savaşı var. Herkesten uzak olmak, orada tek başına olmak. Tabii bunun ayrı bir tecrübesi de var. Fakat zaten burada alacağım sonuç iyiyken oraya gitmeye ne gerek var diye düşünüyorum şu an. Çünkü dediğim gibi şu an bizim ligimiz zaten çok iyi bir lig. Çok iyi. Evet. Belki ileride. Yani neden olmasın? Çünkü onu da tatmak isterim, hani yurt dışında oynamak. Bir kere de kendini yabancı bir oyuncu gibi hissetmek. Fakat şu anda değil. Daha 22 yaşındasın. Önünde uzun bir kariyer var. Belki ilerleyen yıllarda seni yurt dışında görebiliriz. Aslı Kalaç, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hem sana hem de Galatasaray'a, tabii diğer takımlarımıza da başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. Ses sayısını bu hafta da burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.